İnşallah bu konu hakkında kısa bir şey söyleyeyim sana ama çok da vaktimiz yok. Neden insanlar bu işte selefilik, selef bunları neden yanlış biliyorlar? Neden yanlış lanse ediyor? Çünkü bu konu hakkında konuşanlar, bu konu hakkında yazanlar, bu konu hakkında bir şey söyleyenlerin gür sedası olanlar doğru anlatmayanlar. Yani çünkü doğru anlatılmıyor ki. Doğru anlatılmış olsa zaten mesele yerine gelmiş olacak. Nedir mesela? Ben kısaca hemen söyleyeyim. Selef nedir? Selef geçmiş demek. Öncekiler demek. İlkler demek manasında. Hatta mesela önceden yaşayan büyükler ve akrabalar manasına da gelir. Hani aslında kelime manası olarak söylüyorum parantez içerisinde. Herkes seleftir ve haleftir. Halef ne demek? Sonraki yani selefin zıttı. Aslında herkes seleftir ve haleftir. Çünkü niye? Bizim öncelerimiz var, büyüklerimiz. Onlar bizim selefimiz, biz halef oluyoruz. Bizden sonra da insanlar gelecek. Biz onların selefi, onlar bizim halefimiz olacak. Ama bu ne? Bu kelime manası. Islahi manası nedir? Yani İslam'daki manası nedir selefin? İlk üç nesil. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk üç nesli. Hani Nebi Hasan bir hadis diyor ya. Hayrun nasi karni, thumma lezine yelunehum, thumma lezine yelunehum. İnsanların en hayırlısı beni görenlerdir. Yani karni, benim yakınımda olanlardır. Sonra onların takip edenler, sonra onları takip edenler. Yani sonra onları görenler, sonra onları görenler. Yani üç nesil. Dördüncüyü saymadı Nebi Aleyhisselam. Ha, bundan dolayı ilk üç nesil diyoruz. Sahabiler. Tabi'in, etbaut tabi'in. Tamam mı? Bunları biz ne diyoruz? Bunlara biz selef diyoruz. Ve bunlar da en hayırlardır. Çünkü Nebi Aleyhisselam ne diyor? Fırkatun Neciye'den bahsederken işte 73 fırkaya ayrılacaksınız hadisi var. Kimler kurtulacaktır? Ashabımın yolu üzere olanlar diyor. Ve ehl-i sünnet vel cemaatin yolu üzere olanlardır diyor. Bunlar kimler? Sahabi, tabi'in ve etbaut tabi'in. Bunlar nedir? Bunlar seleftir işte. Ne yaparız? Biz dinde bunlar bizim en hayırlılarımızdır. Çünkü Nebi Aleyhisselam başka bir hadiste diyor ki benim ümmetim öncekilerine tabi oldukça kurtulmuştur. Sonrakilerine tabi oldukça da helak olmuştur. Yani öncekilerine tabi olduğu zaman kurtuluyor ümmet. Hatta Nebi Aleyhisselam başka bir hadiste onların yolu üzere takip edin. İşte Raşid halifelerimin sünnetine tabi olun diyor. Raşid halifelerimin yoluna tabi olun. Başka hadiste de kim benim ashabımın yolu üzere olursa herhangi bir tanesine o kurtulmuştur. Mesela hadisleri. Yani biz bu hadislerden ne anlıyoruz? Demek ki onlara tabi olacağız. Hatta ayet var. Yanlış hatırlamıyorsam. Es-sâbikûne el-evvelûne minel muhâcirine vel-ensârin vellezîne tebeûhum bi ihsânin radıyallahu anhum ve radûan. Yani Allah önce bak selef diyor. Es-sâbikûne. Ha, öncekiler. Onlardan Allah öncekilerin ensar ve muhacirden razıdır ve onların vellezine tebeuhum bi ihsanin ve onların yollarını güzelce takip eden radıyallahu anhum ve radıyallahu anh. Allah onlardan onlar da Allah'tan razıdırlar. Kimler? Bakın önceki muhacir ve ensar ve sonra onların yollarını takip edenlerden Allah razıdır. Demek ki bizim Allah azze ve celle onların yollarını takip etmemizi istiyor. Onların yollarını takip etmemizi istiyor. Hatta İbn-i Mesud ne diyor? Radıyallahu anh. Siz diyor eğer insanlardan birilerine tabi olacaksanız kime tabi olun diyor? Ölenlere tabi olun diyor. Ölenlere. Yani ne? Sahabilere kastediyor. Çünkü dirilerin fitnesinden emin olunmaz. Allah azze ve celle diyor dinini onların naklettirdi. Sonra onlar peygamberin ashabı seçti. Onları ümmetin en hayırlısı seçti. Allah azze ve celle. Onlar ahlaken ve edeben ve ilimle ilmin derinde herkesin önündedir. Bundan dolayı nedir? Onlara tabi olun diyor Abdullah İbni Mesud. Yani bu nedir? Demek ki bizim dinimizi, ahlakımızı, fıkhımızı, akidemizi tevhid ilk üç nesilden. Bu da nedir? Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler, Sa'dlar, Muazlar bunların yolu. Ondan sonra İmam Ebu Hanifeler, İbrahim Ennehayler, İmam Evzayiler, İmam Tavuslar, İmam Mücahitler, İmam Katedeler, Sufyan-ı Sevriler, Hasan-ı Basriler, Ahmet bin Hanbeller, İmam Şafiler, İmam Malikler. Ha? Bunlar işte. Bunlar dini bizden daha iyi biliyorlar. Daha iyi ezberlediler, daha iyi öğrendiler. Ya bırakın onu. Şöyle kısa bir şey söyleyip bitireyim. İbn-i Kayyim Rahimullah. İlamul Muvakkîn ya da Alemul Muvakkîn. İkisi de iki de, tarafta da okunur. O da diyor ki İbn-i Şukala isminde bir alimden bahsediyor ama ondan önce bir şeyden bahsediyor. Diyor ki İmam Ahmet bin Hanbel
ile bir adam geldi. Dedi ki ya imam, bir adam 100.000 hadis bilse, dikkat et, bir adam 100.000 hadis bilse onun fetva verme hakkı var mıdır? Dedi ki yok, böyle bir hakkı yoktur. Dedi ki peki o insan 200.000 hadisi bilse fetva verme hakkı var mıdır? Dedi öyle bir hakkı yoktur. Peki 300.000 hadis bilse ezbere, bu insanın fetva verme hakkı var mıdır? Dedi ki Allah ona öyle bir hak vermemiştir. Peki 400.000 bilse ehişte demiştir. Yani 400.000 ehişte, 400.000 hadis ezbere bilecek ehişte. Ya Kutub-i Tis'a'yı topla, Allah-u Alem 58.000 mine hadis yapıyor. Ya yanlış hatırlamıyorsam 60.000 küsur hadis yapıyor yani. Yani hepsini topla. Ya zaten İmam Bukhari'de 8.000'e yakın hadis var tekrarlarıyla beraber. Tekrarsız 2.000 küsur hadis var ya. Düşün, 400.000 hadis ezbere bilecek. Bugün Bukhari Müslim ezbere bilenler bizim allememiz oluyor yani. Onun öyle bir hakkı yoktur diyor. İbn-i Kayyım anlatıyor. Diyor ki İbn-i Şukale isminde birisi vardı bizim dönemimizde. Fetva verme konusunda öne çıkmıştı. Bak düşün, İbn-i Kayyım gibi adamların döneminde, alimlerin döneminde fetva verme konusunda öne çıkmış adamın derecesini düşün. Diyor ki bir gün diyor, bu olayı anlattı diyor. İmam Ahmet bin Hanbel'e adamın gelip soru sormasını anlattı. Oradan birisi kalktı, dedi ki ya, dedi ki ya imam, peki sen 400.000 hadis biliyor musun? Dedi ki bilmiyorum. O zaman dedi, niye fetva veriyorsun sen? Hani hak yoktu, başına bela aldı şimdi. İmam Şukala. Öyle deyince o da diyor ki benim diyor makamım fetva verme makamı değildir. Verilmiş olan fetvayı aktarma makamıdır. Yani 400.000 hadis ve fazlasını bilen alimlerin verdiği fetvaları aktarma makamıdır. Yani o yüzden öncekilerine tabi olmamız lazım. Sonrakilerine böyle bir kadir, böyle bir kudret yok. Sen beni çok sevdin herhalde. Onlarda böyle bir kudret yok. Öncekiler bunu başardılar. O yüzden biz öncekilerine tabi olmak zorundayız. İmam Ahmed bin Hanbel oğluna güzel bir nasihat ediyor. Diyor ki senin diyor söylediğin söz ilk defa söylemiş olan bir söz olmasın. Seleften bir kaynağı olsun yani diyor. Seleften bir kaynağı olsun. Ya, Kur'an ve sünnet bizim öncekilerine tabi olmamızı emrediyor. O selefin yoluna. İmam Ebu Hanife de seleftendir. İmam Şafii de seleftendir. Yani sinirlenmelerine gerek yok kimsenin yani. Yani bir insan ben İmam Ebu Hanife'nin fetvalarını alıyorum demesiyle zaten selefin yoluna tabi olun. Ben İmam Ahmet, işte ben İbn-i Mesud'un, İbn-i Abbas'ın yolunu üzereyim diyen insan selefin yolu üzeredir zaten. Ama selefilik, selefler falan insanların yaptığı hatalarla ilmin ortaya koymuş olduğu bir hakikati görmezden gelemezsin. Allah ve Resulü sana emretmiş olduğu bir şey gelemez. İmam Ebu Hanife'ye tabi olanların her biri doğru yolda mı? İmam Ebu Hanife'ye kendini nispet edip de putlardan yardım isteyenler var bugün. Mezarlara tapanlar var bugün. Tağutların dostu olup Allah düşmanlarına karşı savaşanlar var bugün. Sen neden bahsediyorsun yani? İmam Şafii'nin fıkhına uyup da bugün Müslümanlara kan kusturan, Müslümanların namusunu kirleten insanlar var. E ne yapalım yani, bunu İmam Şafii'ye mi mal edelim? Selefemize mi mal edelim? Hayır. Ama Allah ve Resulü bizim dinimizi, ahlakımızı, fıkhımızı, her şeyimizi öncekilerden öğrenmemizi istiyor. Sonrakilerin kıymeti yok mudur? Elbette ki vardır. Sonrakiler de öncekilerin ilimlerini bizlere aktarmıştır, biraz daha geliştirmiştir, biraz daha sonradan nevazil olan meseleleri, sonradan ortaya çıkmış olan meseleleri bizlere daha iyi aktarmışlardır. Vallahu alem.